Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Ryan Waller davasını işleyeceğiz. Ama videomuza geçmeden önce sizlere Surfshark VPN'den bahsetmek istiyorum. Bir VPN kullanmanın önemini artık hepimiz biliyoruz. Surfshark VPN bariz özelliği olan güvenlikten çok daha ötesini bize sunmakta. Mesela eğer cihazınızda Surfshark VPN yüklüyse bu sayede farklı ülkelerin dizi ve film platformlarındaki içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Diyelim ki Netflix'te izlemeyi çok istediğiniz, çok merak ettiğiniz bir true crime belgeseli var. Yani bir gerçek suç belgeseli var. Ama Türkiye'deki Netflix'te yayınlanmadığı için bu belgeseli izleyemiyorsunuz. Surfshark VPN sayesinde ayarlara girip ülkenizi bu belgeseli yayınlandığı ülkelerden birisi olarak değiştirebilir, kendinizi o ülkedeymiş gibi gösterebilir ve bu içeriği de dilediğiniz gibi rahatça izleyebilirsiniz. Üstelik bu sadece Netflix'e özel bir durumda değil. YouTube, Hulu, HBO Max gibi sitelerde de sadece belirli ülkelerde yayınlanan içeriklere ulaşıp izleyebilirsiniz. Ve size benden ufak bir ipucu. Biliyorum ki çoğunuz Harry Potter hayranısınız. Eğer ki Harry Potter'ı Netflix üzerinden izlemek isterseniz Surfshark VPN üzerinden ayarlara girip ülkenizi Avustralya olarak değiştirmeniz yeterli. Çünkü şu anda Netflix'te sadece Avustralya'da Harry Potter filmleri yayınlanmakta. Elbette güvenlik açısından da büyük bir avantajınız olacak Surfshark VPN'le. Buna örnek verecek olursak toplu Wi-Fi ağları hiç güvenli değil. Bunu çoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Çünkü toplu bir alanda yani evinizin dışında bir yerde Wi-Fi'ye bağlandığınızda o sunucular sizin bilgilerinize kolaylıkla erişebiliyorlar. Ve bu bilgileriniz aslında artık güvenli olmuyor. Herkese açık duruma gelmiş oluyor. Bu da tahmin edersiniz ki tehlikeli bir durum. Çünkü çoğumuzun kredi kartı bilgileri olsun, şifreleri olsun hepsi bilgisayarımızda, kullandığımız tarayıcılarda vesaire yer almakta. Ancak VPN kullandığınız zaman bu bilgiler tamamen güvenli hale getiriliyor ve hiç kimseye gösterilmiyor. Bu sayede toplu Wi-Fi ağlarına da güvenli bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza ya da başka bir cihazınıza indirdiğiniz belgeler de VPN sayesinde tamamen taranıyor ve güvenli bir hale getiriliyor. Bu sayede cihazınıza herhangi bir virüs ya da tehlikeli bir dosya indirmemiş oluyorsunuz. Kredi kartı bilgileriniz, kişisel verileriniz tamamen korunma altına alınmış oluyor. Hatta ülkede internete kısıtlama getirildiğinde, bant daraltması yapıldığında vesaire yine VPN aracılığıyla hız kaybetmeden internetinize bağlanabiliyor, sosyal medyaya ulaşabiliyorsunuz. Surfshark VPN'i kolaylıkla Android ya da iPhone telefonunuza, Windows ya da Mac cihazınıza indirebilirsiniz. Hatta ilk 30 gün boyunca VPN'den vazgeçme ve paranızı tamamıyla iade alma hakkınız da var. Yani bu 30 gün içerisinde diyelim ki kullandınız ve beğenmediniz, vazgeçerseniz paranız tamamıyla iade edilmekte. Bütün bunlara ek olarak kanalımı takip eden kişilere yani sizlere bir de indirim kodu aldım. Bu kod ekranda da görebileceğiniz üzere Sezgi. Çok basit bir kod. Eğer açıklama kutusunun en başındaki linke gider ve o link üzerinden bu kodu girerseniz Surfshark VPN'i 3 ay boyunca ücretsiz kullanabileceksiniz. Yani denemek isteyen herkes için harika bir fırsat ki unutmayın 30 gün içerisinde eğer istemezseniz vazgeçebiliyorsunuz tamamen. İnternet kullanımının bu kadar güvensiz olduğu bir zamanda VPN kullanmamak benim gözümde büyük bir risk halinde şu anda. Benim Surfshark VPN hesabım da bütün cihazlarımda açık. Hem telefonumda hem bilgisayarımda. Bundan ötürü sizin de Surfshark VPN'i denemenizi ve interneti hem özgürce hem de güvenli bir şekilde kullanmanın tadına varmanızı isterim. Buradan Surfshark VPN'e hem kanalıma destek olduğu hem de bütün cihazlarımı güvende tuttuğu için kocaman bir teşekkür de etmek istiyorum. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet, daha önce dediğim gibi bugün Ryan Waller davasından bahsedeceğiz. Yani bu olay, ben şimdiden sizi uyarayım, çok sinirlerinizi bozabilir. Ben bunu araştırırken ve sorgu videosunu izlerken gerçekten saçımı başımı yolacaktım. Yani yastık yumruklama falan derecesine geldi. Hiç de abartmıyorum bu arada. Dinlerken ve özellikle de sorgulama videosunu izlediğiniz zaman sizin de benzer duygular yaşayacağınızı düşünüyorum. Ben ondan da zaten olabildiğince klipleri de videoma ekleyeceğim. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle bu bahsettiğim kişiyi tanıyalım. Yani Ryan Waller kimmiş birazcık bunu öğrenelim. Ryan Waller 12 Şubat 1988 tarihinde Knoxville, Tennessee
sesiyle dünyaya geldi. Ailesinin söylediğine göre Ryan küçüklüğünden beri müziği çok severdi. Hatta en sevdiği şeylerden birisi bu favori şarkılarını gitarla çalmayı öğrenmek ve buna ek olarak da rap yapmaktı. Hatta babası onun böyle ritimleri duyma konusunda ve ilk kez duyduğu şarkıların bile şarkı sözlerini çok net bir şekilde hatırlama konusunda çok iyi olduğunu söylerdi. Ryan belli bir yaşa geldiğinde, artık liseden mezun olacağı yaşa geldiğinde Phoenix, Arizona'ya taşınmıştı. Orada liseden mezun oldu, 18 yaşındaydı ve bu sırada da Heather Kwan adında bir kadınla tanıştı. Heather da 21 yaşındaydı. Çifti tanıyan insanlar aslında böyle aşırı uyumlu olduklarını düşünmemişlerdi, en azından ilk başta. Çünkü Ryan böyle ileride bir rock grubunda olmayı arzuluyordu, onun hayali buydu. Ama Heather ise hukuk fakültesine gitmeyi planlıyordu. Yani Ryan'ınkine göre çok daha böyle ciddi bir hayat tarzını hayal ediyordu. Ve o sırada zaten yeni kolejden mezun olmuştu, üniversite başvurularını yapıyordu. Ama herkesin düşüncesinin aksine bu ikilinin harika bir çift olacağı ortaya çıktı. Çok iyi anlaşıyorlardı birbirleriyle, birbirlerini tamamlıyor gibiydiler adeta. Ve son 8 ayı da birlikte geçirmişlerdi. Hatta bu 8 ayın sonunda da birlikte yaşamaya başladılar. Artık o kadar ciddileşmişti ilişkileri anlayacağınız üzere. İnsanların söylediğine göre Heather ne istediğini bilen, düşünceli ve tutkulu bir genç kadındı. Bir gün savunma avukatı olma hayalleri vardı ve üniversitede derslere katılmadığı zamanlarda da, yani dersler dışında da Wally Big Brother Sister programında gönüllü olarak yer almaktaydı. Ailesinin söylediğine göre Heather empati konusunda çok güçlü birisiydi ve küçüklüğünden beri birisinin canı yandığında bunu hissederdi, sezebilirdi ve gidip o kişinin yanında olurdu. Daima kendisine en çok ihtiyacı olan kişinin kim olduğunu bilir ve onunla arkadaşlık kurmaya çalışırdı hatta. Şimdi bahsedeceğimiz olayların yaşandığı tarihe gelelim. Ryan ve Heather o günlerde Noel tatilini birlikte geçirmek için birkaç günleri olduğundan çok heyecanlıydılar. Çünkü aslında bir tane daha oda arkadaşları vardı, Alicia adında. Onunla da birlikte yaşıyorlardı. Ve Alicia da Noel'i ailesiyle geçirmek için eve gitmişti. Heather'la Ryan aslında evde tek olacaklardı Noel tatili boyunca. Noel akşamı da Ryan'ın ailesine yemek yemeye gitme planları vardı. Ama onun öncesinde hazır evde hiç kimse yokken birlikte oturma odasına geçtiler. İstedikleri bir filmi açıp rahatça baş başa film izlediler. Fakat bu filmi izlerlerken arka kapıdan bir ses duydular. Hatta bu ses direkt olarak kapı zilinin sesiydi. Ama hiç kimsenin gelmesini beklemiyorlardı. Bu yüzden hani kim gelir ki bu saatte diye düşünüp endişelendiler birazcık. Evde de zaten sadece 1,5 aydır birlikte yaşıyorlardı o noktada. Ama Ryan Heather'a endişelenmemesini söyledi ve ona sen koltukta kal, ben gider bakarım kapıya dedi. Ryan kapıya gidip de delikten baktığında kapının önünde çok az aşina olduğu insanlar olduğunu fark etti. İki kişi vardı aslında ve kapıyı açtıktan sonra başına gelecekleri tahmin etmesinin hiçbir yolu yoktu. Ryan kapıyı araladığı sırada önündeki iki kişi içeriye girmeye çalıştılar ama Ryan daha kapıyı kapatma fırsatı bulamadan korkunç bir şey yaşandı. Adamlardan birisi kapı aralığından içeriye kolunu uzattı ve Ryan'ı suratından vurdu. O yere düştüğü sırada iki adam içeriye girdiler ve birisi tekrardan Ryan'ı vurdu. Daha sonra ise direkt olarak oturma odasına gittiler ve kanepede oturan Heather'ı vurdular. İçeri giren ikili Ryan ve Heather'ın hayatını kaybettiğini düşünmüşlerdi ve böyle varsayarak olay yerinden hızla kaçtılar. Bundan sonra yaşananlar gerçekten inanılmaz. Çünkü en başından polis raporlarına göre aradan bu olay yaşandıktan sonra en az 2 gün geçmişti. Yani birkaç gün boyunca hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktu. Ve Noel günü geldiğinde, 25 Aralık tarihi geldiğinde Ryan'ın ailesi onu arayıp ulaşmaya çalıştı. Çünkü Noel yemeğini orada yeme planları vardı. Başta sanırım birazcık daha o tarihteymiş gibi söyledim. Kusura bakmayın. Noel'den birkaç gün öncesinde bu filmi izliyorlardı. Benim hatam o. Noel'den öncesinde tatile girmişlerdi aslında yani. Ama Noel günü daha önce dediğim gibi yemek yemeye gideceklerdi Ryan'ın ailesine. Bütün aile orada toplanmıştı 25 Aralık günü. Yemekleri hazırlıyorlardı, evi hazırlıyorlardı. Hep bir aradaydılar. Ama Ryan'dan hala ses yoktu. Babası Don ise oğlunun ne olduğunu merak etti. Yani gelmeyecek olsa herhalde haber verirdi diye düşündü Noel, çünkü tabii ki Hristiyanlar için çok önemli bir bayram. Ve bundan ötürü oğlunu birkaç kez aramaya çalıştı telefonla. Ama hiçbir aramasına cevap alamadı. Zaman ilerledi, akşam yemeği vakti geldi, geçti ve Ryan'a hiç kimse ulaşamıyordu hala. Her şeyin yolunda olduğu olup olmadığını görmek için evine gitmeye karar verdiler.
Bu noktada artık gerçekten endişelenmişlerdi. Çünkü yani Noel gelmişti, oğullarından hiç haber alamıyorlardı. Belki hastalanmıştı, belki gelirken yolda bir trafik kazası falan geçirmişti. Yani başına bir şey gelmiş olabilirdi. Ve o akşam saat 8'den hemen önce Ryan'la Heather'ın kaldığı eve vardılar. Oraya geldiklerinde kapı zilini çalmaya, kapıyı tıklatmaya başladılar. İçeriye sesleniyorlardı. Ama içeriden ne bir cevap geldi, ne bir ses geldi, kapıyı da açan olmadı. Artık iyice paniklemeye başlamışlardı. Herhangi birinin evde olup olmadığına dair de fikirleri yoktu. Çünkü garaj kapısı kapalıydı. Yani evde olsalar bile arabayı içeriye koymuş olabilirlerdi. Tek bildikleri şey bunun son derece alışılmadık bir olay olduğuydu. Bu yüzden polisi aradılar ve bir sağlık kontrolü yapılmasını teklif ettiler. Yani polis böyle geliyor, her şey yolunda mı evde, insanlar iyi mi diye bir kontrol yapıyor. Ama bu noktada onların araması polis için bir öncelik değildi. Çünkü Noel günüydü ve o gün zaten çok fazla telefon gelirdi. Bir sağlık kontrolü, refah kontrolü vesaire yapmak için Ryan'ın evini ziyaret etmeyi öncelik haline getirmediler. Aradan 3 saat geçti arkadaşlar. Tamam, çok yoğun olabilirler. Bu konuda suçlamıyorum elbette. Benim üstüme düşen bir şey değil. Ama bu 3 saatin davada çok önemli olduğunu göreceksiniz ilerleyen dakikalarda da. O sırada hiç kimsenin haberi yok ama olay yaşandığından bu yana biz şu anda biliyoruz ki 2 gün geçmişti ve üstüne bir 3 saat daha eklenmiş oldu. Bu 3 saatin sonunda nihayet 2 tane polis memuru Ryan'ın ailesinin beklediği noktaya geldiler, yani evin önüne geldiler. Kimin evde olduğunu, herhangi birinin evde olup olmadığını görmek için kapıyı çalmaya başladılar onlar da. Ve bu sırada memurlardan birisi el fenerini pencere içeriye doğru tuttu. Tam o noktada yerde yatan bir beden gördü. Ama bu kişi hayatta mı değil mi bunu anlayamıyordu. Sadece yerde yattığını görebiliyordu. Bu yüzden şimdi tabii çoğumuzun aklına gelecek şeyi biliyorum. Madem orada yatan kişinin hayatta olma ihtimali hala var, büyük ihtimalle polisler ambulansı, acil ekipleri aramışlardır diye düşünüyorsunuz. Ama böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü böyle bir şey yapılmadı. Çünkü polis memurları evin içine girmek için bir arama emri çıkarmayı beklettiler. Yani evdeki kişinin hayatta olup olmadığından emin olmamalarına, acil bir durum olma ihtimali olmasına rağmen arama emrinin çıkmasını beklediler. Ama araştırdığınızda görebilirsiniz, yaşadıkları bölgede yasal olarak memurların o noktada evin içine girme izinleri var. Yani isterlerse o kapıyı kırıp girebilirler içeriye. Çünkü içeride hala hayatta olma ihtimali olan ve canı tehlikede olan bir insan olma durumu var. Bu noktada onun hayatını kurtarabilmek için direkt girebilirler aslında. Ama dediğim gibi bu yetkiye sahip olmalarına rağmen böyle bir şey yapmadılar ve arama izninin gelmesi için bir saat daha beklediler ekstra. Hepsinden kötüsü ise Ryan'ın ebeveynleri dışarıda herhangi birinin yardım için bir şeyler yapmasını bekliyordu hala. Ve onlara da net bir şey söylenmiyordu. Onların bildiği tek şey, siz şurada bekleyin, içeride bir beden gördük, canlı mı değil mi bilmiyoruz, kim olduğunu da göremiyoruzdu. Yani içerideki kendi oğulları mı, başka birisi mi, bunu da bilmiyorlar. Hayatta mı değil mi onu da bilmiyorlar ve hala arama emri için orada yardım bekliyorlardı. Onların hissettikleri çaresizliği düşünmek bile istemiyorum yani. Arama emri geldiğinde olayın ciddiyeti belli ki polis tarafından anlaşılmıştı. Çünkü olay yerine 10 tane daha polis arabası göndermişlerdi. Ek olarak da evin üzerinde uçan bir helikopter vardı. Ama her nedense yine kapıyı kırmak yerine ön kapıdan girip giremeyeceklerini bir denediler. Kapıyı açmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar ve ardından bir çilingir çağırdılar. Çilingir geldi, o da kapıyı açmayı beceremedi ve daha sonra arka kapıya yöneldiler. En azından bir de orayı deneyelim dediler kapıyı kırmak yerine. Ve işte tam o sırada arka kapının hemen içerisinden Ryan'ın sesini duydular. Ryan onlara seslendi ve bu sayede anladılar ki bunca zaman sonra Ryan hala hayattaydı. Zorla sürünerek gelip o kapıyı onlara açtı ve polisler içeriye girdiklerinde Ryan'ın korkunç göründüğünü fark ettiler. Yüzünde büyük bir siyahlık vardı, özellikle göz kısmında ve tüm suratı morluklar içerisindeydi. Özellikle tek gözü dediğim gibi simsiyah olmuştu, artık şişmişti ve kanamaktaydı. Ama yaşıyordu hala. Hayattaydı. Tutarlı bir şekilde konuşamıyordu ama yine de konuşabiliyordu. Yaralı olduğu tabii ki çok açıktı herkes tarafından ama yakından detaylıca bakılmadığı ya da bir
tıp görevlisi bakmadığı sürece ne olduğunu anlayabilecekleri bir durumda değildi, gece de olduğu için bir yandan düşününce. Ryan'ın ne kadar yaralı olup olmadığını anlamaya çalışırlarken tabii ki diğer polis ekipleri de içeriye girdiler evin içine. Ve o sırada Heather'ın kanepede yatan cansız bedenini gördüler. Yani Heather Ryan kadar şanslı değildi. Gerçi Ryan pek şanslı da değil, bundan sonra anlayacaksınız, ama Heather hayatta kalacak kadar şanslı değildi diyelim. O aldığı yaralardan hayatını kaybetmişti. Polisin bu noktada ilk izlenimi şuydu. Heather aldığı yaralardan ve başından vurulduğu için hayatını kaybetmişti. Ve Ryan'ın üzerindeki bütün yaralarsa savunma yaralarıydı. Yani Heather'la aralarında bir münakaşa yaşanmış olmalıydı ve bunun sonucunda Heather hayatını kaybederken Ryan da yaralanmıştı. Yani fail burada Ryan olmalıydı onların gözünde. Soru sormak için hiçbir vakit ayırmadılar. Direkt olarak bunu bir aile içi şiddet vakası olarak alıp Ryan'a da yere yatması için bağırmaya başladılar. Hani ellerini kaldır, yat yere, teslim ol gibisinden. Ve Ryan'ın bu sırada dediğim gibi bilinci yerindeydi. Ama kafası yerinde değildi. Kafası karışmış durumdaydı. Ve ne olduğunu anlamıyordu. Onlara ne oldu diye soruyordu. Neler olup bittiğini bir türlü anlam veremiyordu. Görünüş bu şekildeydi yani. Polis onun üzerine yürümeye karar verdi. Ryan'ı tutup yere çarptılar ve kelepçelediler zorla. Ryan bu noktada tabii ki kanlar içerisindeydi ve çok hırpalanmıştı. Ama polislerin gözünde o faildi bu noktada ve onu zorla alıp polis arabalarından birine götürdüler. Ardındansa olay mahallinin etrafını bantlamaya başladılar. Bu olay yeri bantlarını koymaya başladılar. Onlar bunları yaparken, olay yerini incelerken Ryan saatlerce o arabanın arkasında oturacaktı. Memurlar birkaç kez ondan daha fazla bilgi alabilmek için araca uğradılar. Bir nevi onu aslında olay yerinde sorguluyorlardı. İşte ne olduğunu anlattırmaya çalışıyorlardı. Ama Ryan'dan herhangi bir cevap alamıyorlardı hiçbir şekilde. Alsalar bile mantıklı bir cevap alamıyorlardı. Bu ise memurları daha da sinirlendirmekten başka hiçbir işe yaramadı tahmin edeceğiniz üzere. Bir noktada Ryan hala polis arabasındayken olay yerine bir adli tabip geldi. Bununla birlikte ambulans da getirildi. Ardındansa olay yerinde Heather'ın hayatını kaybettiğini duyurdular ve onun cansız bedenini oradan kaldırıp götürdüler. Ryan'ın ailesi ise Ryan arabada beklerken orada bekliyorlardı ve babası Don neler olduğunu anlamak için en azından bir oğlunun yanına gitmeye çalıştı. Ancak o giderken polislerden biri önüne geçip yaklaşma o arabaya dedi. Don ise hani sadece oğlum iyi mi diye bakmak istiyorum dedi. Herhangi bir şey yapmayacağım. Yaralıydı. Nasıl olduğunu görmek istiyorum dedi. Ama polis memuru bu noktada araya girip resmen göğsüyle Ryan'ın babasını ittirerekten hadi dene bakalım ne oluyor diye cevap verdi ona. Bunun ardındansa Don geri çekilmek zorunda kaldı. Başka bir polis memuru ise o sırada gelip hani oğlun iyi merak etme, sadece gözü morarmış, birazcık hırpalanmış ama zaten saatlerce konuşma izniniz olmayacak, şu anda fail olarak değerlendiriyor, siz en iyisi evinize gidin. Orada beklemeye koyulun dedi. Ve bu noktada Ryan'a hiçbir tıbbi yardım teklif edilmedi. Saatlerce olay yerindeydiler. Dediğim gibi Ryan'ın ailesi oraya saat 8'de gelmişti zaten akşam ve polisin gelmesi 11'i bulmuştu. Arama izninin çıkarılması ise 12'yi bulmuştu. Buna ek olarak bir de saatlerce Ryan arabada bekletildi. Bunun ardından sabahın erken saatlerinde 26 Aralık sabahını dedektifler Ryan'ı alıp karakola götürdüler. Ardındansa bir sorgu odasına alıp onunla konuşmaya başladılar. Bu sorgu tabii ki kameraya kaydediliyordu. Ve izlemesi aslında gerçekten zor bir video bence. Çünkü neler olduğunu en azından bilerek izlediğinizde çıldıracak gibi oluyorsunuz sinirden. Bu videoda Ryan açık bir şekilde yaralı görülmekte. Yani en azından fena dayak yemiş gibi görünüyor. Başı, yüzü, kanlar içinde, gözlerinden birisi ona hani biri yumruklamış gibi görünüyor ama ondan da ötesi siyah görünüyor. Yani zaten fotoğraflarını da direkt ismini yazıp bakarsanız göreceksiniz her yerde ve ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Sırf videodan ziyade onu da görebilirsiniz. Ve polisler onun evet savunma yarası aldığını, yumruk yediğini falan düşünüyorlardı. Ama durum bununla alakalı değildi. Ryan polisin haberi yoktu ama aslında suratına kurşun yemişti. Ve bunun sonucunda yüzündeki yaralar oluşmuştu. Eğer bir tıp uzmanı orada Ryan'a bakmak için birkaç dakika harcamış olsaydı bunu polisler de bilirlerdi aslında o noktada. Ama yapmamışlardı.
Ryan'ın bu sorgu sırasında işte polis odada olmadığı noktada vesaire garip şeyler yaptığı görülmekte. Mesela kendi kendini masaya kelepçeliyor. Orada kelepçeyi görüyor direkt. Polis aslında öyle bir şey yapmıyor ona yani. Orada otursun diye Ryan'ı direkt geçiriyorlar odaya. Ama Ryan kelepçeyi görüyor, alıyor. Kendi koluna takıyor orada mesela. Bunu neden yapsın bir insan? Buna ek olarak 5 dakika sonra kolunu kelepçelememiş gibi oradan kalkıp gitmeye çalışıyor. Ama tabii ki başaramıyor. Masada boş bir kağıt var. Ryan bu kağıdı eline alıyor ve okurmuş gibi 5 dakika boyunca bu kağıda bakıyor. Hiçbir şey yok kağıtta. Bomboş kağıt. Ve bunların arasında da tabii acı çeker gibi inlemeye devam ediyor. Sorgulama 1 saatten uzun sürüyor arkadaşlar ve videoda Ryan'ın ne kadar acı içinde ve bitkin bir halde olduğunu görebiliyorsunuz aslında. Çok net bir şekilde belli, basit şeyleri anlayamıyor, basit soruları, basit konuları kafası algılayamıyor ve hiçbir şeyi de tam olarak cevaplayamıyor aslında. Anlattığı hikaye sürekli değişiyor. İlk başta başka bir şey söylerken daha sonra bu hikaye bambaşka bir şeye dönüşüyor. Videoda da gördüğünüz üzere öyle ki Ryan zorla girildiğine dair eve hiçbir şey hatırlamamakta, özellikle en başta. Hatta liseyi bitirdiğini bile hatırlamıyor. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun diye soruyor polis ve buna karşı verdiği cevap tamamen konuyla alakasız. Yani hangi grade'e gidiyorsun diye soruyor. İngilizce'deki anlam karışıklığı yaratabilecek bir kelime aslında Ryan'ın zihin durumu düşünüldüğünde. Ve Ryan ise bunu aldığı en yüksek not, en yüksek grade olarak algılıyor ve onu söylüyor. Ama aslında polis hangi sınıfa kadar gittiğini sormakta. What's the highest grade you went through school? I don't know. Eighth grade? Did you graduate? Yeah. I don't know. I just want to go home. Well, you're not going to go home right now. Ama dediğim gibi aslında liseyi bitirmiş olmasına rağmen çok daha aşağı bir sınıf söylüyor ve bunu hatırlamıyor. Do you have a girlfriend? No? You know a girl named Heather? You know Heather's last name? What is Heather's last name? She probably wants the last name, Kaiman. Kaiman? Kız arkadaşı Heather'ın soyadını hatırlamamakta mesela. Yaşı da dahil onun hakkında hiçbir şey bilmiyor gibi görünüyor. How old is Heather? 16, 17. Tavrında bir şeyler çok ters, çok net görüyorsunuz eminim ki siz de. Ama müfettişler onun bir şüpheli olduğunu varsaydıkları için bu konuda daha da üstüne gidiyorlar. Çünkü sorgu videolarında ya da bu sorgu konularında siz de tahmin edersiniz ki müfettişler gitgide daha da böyle kişiyi sıkıştırmaya çalışırlar kenara. Bundan ötürü bunu Ryan'a da uyguluyorlar. What happened last night? I don't know. I really don't. I just want to go to sleep and go to sleep. Bir noktada memur Ryan'a yüzüne ne olduğunu sormakta. Yani direkt olarak bunu soruyor ve Ryan ilk başta bilmiyorum diye cevap veriyor. Ama daha sonra Heather'ın ona vurduğunu ve bunun bir kaza olduğunu söylüyor. What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. It was an accident. I forgot why. Dedektif soru sormaya devam ettikçe ise hikaye farklı döngülere girmeye başlıyor. Artık böyle daha kötü bir hal almaya başlıyor. Bu noktada Ryan orada olmayan insanlardan bahsetmekte, ev arkadaşının kim olduğunu unutmakta. Hatta Heather'ın başka birisinin kız arkadaşı olduğunu düşünüyor. Buradan da anlayabilirsiniz ki Ryan'ın kafası kesinlikle yerinde değil. Yani
kendi kız arkadaşı olduğunu bile unutmuş Heather'ın. Right? Huh? Huh? There's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night. Ancak sorgulamanın yaklaşık yarım saati geçtikten sonra Ryan'ın anlattığı şeyler biraz daha anlam kazanmaya başlıyor. Çünkü Richie Carter adında bir adamdan bahsediyor bu noktada. Well, these people came over. Richie and his dad. With shooting arrow, bow and darts. They had me and her with those. That's it. Onun ve başka birisinin eve geldiklerini, ardındansa hem kendisini hem de Heather'ı içeriye zorla girdikten sonra bir ok ve yayla vurduklarını söylüyor. Hatta dedektife gözünden vurulduğunu düşündüğünü söylüyor. Ama dedektif onun söylediği şeylerin çoğuna inanmıyor gibi görünüyor o noktada. You're saying they shot you in the eye. Okay? They shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's it? Is it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a if revolver. If they shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. Ama sonunda hiçbir yere varmayan ve bayağı meşakkatli olan bu sorgulamanın ardından sonunda dedektif Ryan'ın gözüne yakından bakmaya karar veriyor. Yani o da o noktada anlıyor benim anladığım kadarıyla ne olduğunu, yüzünde ciddi bir şey olduğunu. Yarana yakından bakabilir miyim diyerekten ona yaklaşıyor. Eğildiği sırada Ryan'ın aslında gözünden vurulduğunu fark ediyor. Hatta burnunda da kurşun deliği var yani resmen böyle iki kısmında. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. Okay. Yeah, be right back. Bunu anladığı noktada aklından geçenleri, hissettiği o utanç, pişmanlık, bu hisleri hayal bile edemiyorum. Çünkü saatlerce beklettikleri birisi aslında bu adam. Şüpheli olarak gördükleri kişinin aslında kurban olduğunu o noktada fark ediyor dedektif. Hemen döneceğim diyerekten sorgu odasından çıkıyor ve ardındansa Ryan'ı götürmeleri için acil servisle iletişime geçiyor. Şimdi hesaplarsak bu noktada Ryan'ın bulunmasının üzerinden, bakın vurulmasını demiyorum, bulunmasının üzerinden tam 6 saat geçmişti. Ve Ryan doktorlar tarafından muayene edildiğinde fark edildi ki beynine sıçrayan bir enfeksiyon vardı. Orada zaten 2 gün kalmıştı hatırlarsanız. Üstüne bir de 6 saat bulduktan sonra bekletmişlerdi onu. Enfeksiyon tamamen beynine sıçramıştı. Bundan ötürü durumu kritik olarak listelenecekti. Ve Ryan'ın babası Donna, doktoru, enfeksiyonun tıbbi mücadelenin gecikmesinden dolayı yayıldığını söyledi. Mermilerden biri yüzünün sol tarafından girmiş ve gözünün arkasına saplanmıştı. Ve bu da gözünün ve beyninin bir kısmının da tamamen şişmesine sebep olmuştu. Orada beklendikçe, zaman geçtikçe de şişme ilerlemişti. Kurşun kıymıkları, işte kırılan kemiklerin parçaları nedeniyle de bir sürü iç yaralanma olmuştu kafasında. Ve bunlara ek olarak fark ettiler ki çenesi kırılmıştı. Ama bunun sebebi aldığı o silah yaraları değildi. Sebebi polislerin ona uyguladığı kaba kuvvetti. Onu tutup yere çarpmışlardı demiştim ya, zorla kelepçelediler diye. Ama tahmin edeceğiniz üzere sorguda Ryan bunun farkında bile değildi yani. O kadar kötü haldeydi aslında. Ryan iyileşebilmek için hastanede tam 35 gün geçirdi. Bunun sonucunda sol gözünü ve beyninin büyük bir kısmını kaybetti. Çünkü doktorların alması gerekmişti yaşanan enfeksiyon vesaire sebebiyle. Geri kalan ömrü de çok uzun olmayacaktı maalesef ama bu kalan ömrünü de sürekli nöbetler geçirerek yaşayacaktı. Evet, Ryan bir silahlı saldırıdan canlı kurtulmuştu. Şanslı olduğu düşünülebilirdi. Ama uzun bir süre yaşam kalitesinden tamamen yoksun şekilde hayatını sürdürecekti. Çok ağrılara sebep olan nöbetler geçiriyordu. Ve sol gözü zaten kalıcı şekilde kör olmuştu. Doktorların tespitine göre beyni bir bunama hastasınınki kadar hasar görmüştü. Hatta ondan daha da beter durumdaydı. Teknik olarak iyileşmiş olsa bile bundan sonra
sürekli aynı soruları tekrar tekrar ailesine, arkadaşlarına soruyordu. Aynı hikayeleri anlatıyordu sanki daha önce anlatmamış, daha önce bunlar yaşanmamış gibi. Peki Ryan hastanedeyken ne oldu? Gerçek failler yakalandı mı diye düşüneceksiniz şimdi tabii ki. Polisler onlara bunları yapan gerçek kişileri buldular. Ryan'ın söylediklerinin bir kısmı doğruydu. Doğru hatırlamıştı. Kendisini ve Heather'ı vuran kişi gerçekten de Richie Carver adındaki bir adamdı. Ve polisler onu hemen tutukladılar buldukları gibi. Ryan ve Heather'ın başına gelenin geçerli bir sebebi yoktu. Tabii ki böyle bir şeyin geçerli bir sebebi olamaz. Ama bu saçmalığın daniskasıydı. Çünkü bu olaydan önce Ryan ve Richie birbirlerini neredeyse hiç tanımıyorlardı. Yabancı gibiydiler. Birçok medya kuruluşu Ryan'ın Richie ile eski ev arkadaşı olduğunu yazdı olaydan sonra. Ama bu doğru değil. Aslında o evde Richie eskiden yaşıyordu. Daha sonra Richie bu evden ayrılınca Ryan, Heather ve Alicia bu eve taşınmışlardı. Ve o şekilde orada yaşamaya başlamışlardı. Richie'yi de aslında sadece birkaç kez görmüşlerdi. O da işte eve hala gelen bu postalarını, mektuplarını vesaire almak için geldiğinde ya da kalan eşyalarını almaya geldiğindeydi. Onun dışında bir tanışıklıkları, bir arkadaşlıkları yoktu yani. Evde eskiden oturan bir kiracıydı sadece. Peki Richie neden bu eve gelip neredeyse tanımadığı iki kişiyi vurdu? Teori şu yönde. Bu büyük ihtimalle kötü sonuçlanan bir hırsızlık vakasıydı. Ryan aslında daha önce Richie'yi bu evin etrafında gizli gizli dolanırken görmüştü. Ve büyük ihtimalle Noel tatili olduğu için Richie ve onunla birlikte gelen kişi, ki o da babasıydı, Richie'nin babası, evde o gün hiç kimsenin olmayacağını düşünmüşlerdi. Yani Noel tatili geldi, bunların hepsi ailelerine gitmiştir. Biz en iyisi eve girelim, alabileceğimizi alalım, çıkalım diye düşünmüşlerdi. Plan aslında Richie'ye aitti ama babası Larry'yi de yanına almıştı. Ki bu iki insan zaten çok sabıkaları olan kişilerdi öncesinde de. Ve hapis yatmış, polisle başı derde girmiş kişilerdi. Evde Ryan ve Heather'la karşılaşınca da büyük ihtimalle ellerinde getirdikleri silahları kullanmışlardı onlar üzerinde. Richie'nin polis tarafından bu olay için yakalandığı duyulmaya başlandı tabii ki kasabada ve çevre illerde. Ve bunu duyan Larry, yani babası, polisten kaçmaya çalıştı. Ancak çok kısa bir süre sonra polisler onu da yakalayabildiler. Hem Richie hem de Larry bu olay sırasında Heather'ın canına kıymaktan ve Ryan'ı da ciddi şekilde yaralamaktan tutuklandılar ve bununla suçlandılar. Ek olarak Larry'nin karısı Cheryl, kocasının bu olay yaşandıktan hemen sonra gelip kendisine bunları anlattığını söyledi. Yani itiraf etmişti aslında. O gün karısına, "Oğlum evde bazı eşyalar bırakmış, onları toplayıp geri almasına yardım edeceğim." diyerek evden ayrılmıştı. Ve akşam eve döndüğünde de "Çok fena çuvalladım, az önce iki kişinin canına kıydım ve buradan gitmeliyim." demişti. Bunları karısı Cheryl bizzat anlattı, dediğim gibi başta polislerle görüştüğünde. Ama daha sonra mahkemede bu konu hakkında konuşmayı tamamen reddetti ve böyle bir tanıklık yapmayacağını söyleyerek tanıklık ayrıcalığına başvurdu. Bu da duruşma sırasında kendisinin kocasına karşı zorlanamayacağına dair bir ayrıcalıktı. Yani böyle bir şeyi tercih ettiğinde onu bu konuda zorlayamazlardı. Bu nedenle maalesef ki Larry hakkındaki suçlamalar tamamen düşürüldü ve Cheryl'ın ifadesi olmadan onu zaten orada tutacak yeterli kanıtları da yoktu ellerinde. Ama tahmin edeceğiniz üzere bu olaya Heather'ın ailesi çok öfkelenmişti. Çünkü yani adam basbayağı suçluydu ama bu sayede karısının böyle bir ayrıcalıktan yararlanmasını sayesinde eli kolu serbest bir şekilde dolaşabiliyordu. En azından bir şey yapmak istediler bu konuda ve yasanın değiştirilmesini talep ettiler. Eğer bir insanın, yani suçlu bir insanın eşi kendi isteğiyle gelip de polise o kişinin aleyhine ifade verirse, tanıklık yaparsa, daha sonradan bu kişinin eş ayrıcalığından yararlanma hakkının olmaması konusunda yasa değişikliği istediler ve bu sayede Arizona'da Heather yasası, yani Heather's Law kabul edildi. Ardındansa Larry'nin davası yeniden açıldı. Yani Cheryl'ın ifadesi kabul edilecekti. Anlayacağınız üzere ailesinin en azından çabaları meyve vermişti bu konuda. Nihayetinde Larry de suçlandı ve bir ceza aldı. Oğlu Richie ise şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ve sonunda bunları yapan insanlar parmaklıklar ardına girmiş oldular. Ryan'ın ailesi, yani Waller ailesi ise
Davayı yanlış yönettikleri için Phoenix Polis Departmanı'na dava açmaya çalıştı. Çünkü onların düşüncesine göre eğer polis Ryan'ın tıbbi tedavisini bu derece geciktirmeseydi, Ryan en azından ömür boyu mücadele edeceği bu rahatsızlıklara sahip olmayacaktı belki de. Biraz daha en azından iyi durumda olacaktı. Ancak bu konuda pek bir şey elde edemediler çünkü Phoenix de buna karşı bir önerge sundu ve onların getirdiği doktorlar bu 6 saatlik gecikmenin çok fazla bir şey fark ettirmeyeceğini, zaten Ryan'a olabilecek bütün hasarın o 2 günde yeterince olduğunu söylediler. Yani 6 saat çok da fark etmezdi. Onların böyle bir suçla yargılanması çok da doğru değil dediler bu konuda. Waller ailesinin tamamen bunun aksini düşünen doktorları tanık olarak getirmiş olmasına rağmen, yani bu 6 saatin çok kritik olduğunu ve bu yüzden Ryan'ın bu kadar kötü hale geldiğini, tedaviden sonra bile bu kadar kötü olduğunu söyleyen doktorları olmasına rağmen, bu dava maalesef ki reddedildi ve bu konuda herhangi bir kazançları olmadı. Ne yazık ki 20 Ocak 2016'da, yani bu olaylardan yaklaşık 10 yıl sonra, tam olarak 10 yıl bile değil, Ryan Waller bir market alışverişi sırasında nöbet geçirdi. Bu nöbet sırasında yere düştü ve kafasını çok sert bir şekilde çarptı. Bunun sonucundaysa kan kaybından hayatını kaybetti. Bu olay zaten çok trajikti, bir de trajik bir şekilde son bulmuş oldu anlayacağınız üzere. Aslında katiller ceza almış olabilirlerdi, evet. Ama bu adamın hayatı boyunca eziyet çekmesine de sebep oldular. Evet, bugünkü videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Ne düşündüğünüzü mutlaka yorumlarda konuşalım. Özellikle bu sorgu videosu konusunda ne düşünüyorsunuz mesela? Çünkü bence, belki de olayı bildiğimden bilemiyorum ama ya bir sıkıntı olduğu, bir şeyin yanlış olduğu çok açık ve en azından yaralanmış olduğu düşünülen bir kişiye şüpheli olarak bakılsa bile bir tıbbi görevlinin bakması gerektiği fikrindeyim ben. Zaten o 2 gün boyunca yardım alamaması yeterince korkunç. Bir de üstüne üstlük, yani aslında kurban olan bir kişiyi fail gibi görerek bu kadar üstüne gitmeleri bence çok çok acı yapıyor bu hikayeyi yani. Ryan'ın zaten hayatını ondan sonra hiçbir şekilde doğru düzgün yaşayamamış olması ve bu şekilde de sonunda hayatını kaybetmiş olması beni çok üzdü ve sinirlendirdi. Sizin de bu yüzden düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Buradan kanal üyelerime de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin ismini şu anda ekranda görüyorsunuz. Kanalıma yaptıkları ekstra maddi destek benim için çok anlamlı, çok değerli. Çok çok teşekkür ederim. Eğer siz de bir kanal üyesi olmak isterseniz abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Davalar hakkında anlık gelişmeler için de Instagram hesabımda öne çıkanlar kısmında bulunan dava güncellemeleri yerine bakabilirsiniz. Bu sayede eğer takip de ederseniz anında haberdar olacaksınızdır. Ben hepsini oraya ekliyorum zaten. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.